Evet, yeni bir vlogla karşınızdayım kızlar. Buraları toplamadım. Hatta dün çok hastaydım. Hasta olduğum için de. Yani dün çok hastaydım derken bademciklerim şişmişti. Efemi fatağım falan geçiriyorum dedim ama çok şükür dün 1,5 seneden fazladır hiç atak geçirmedim. Geçirmiyorum. Doktorumun demesi dediği şuydu hep. Sen ne kadar mutlu, huzurlu olursan, ne kadar iyi olursan, hiçbir şey kafaya takmazsan, uykusuz, stressiz olursan, uykusuz kalmazsan, stressiz olursan atakların daha az gelecek demişti. İlaç falan hikaye, huzur şahane. Gerçekten o öyleymiş yani. Bu arada sandalyelerim hala gelmedi. Bekliyorum. Sandalyelerim gelir gelmez de sizinle paylaşacağım zaten. Hani soranlar oluyor. Sandalyelerim, koltuklar daha hızlı geldi kız. Vallahi bak. Koltuklar 15. gün bizdeydi. Yo, sandalyeler de daha 11 gün olmuş. Verdiğimiz tarih için koltuklar geleli 11 gün oldu. Sandalyelerde ben de bugün bu vasıtayla 12 gündür blok atmadım. Bunu da fark ediyorum. Yok, koltuklar 11, 10 gündür blok atmam. Fırsatım olmadı vlog çekmeye. Böyle de ağlamış gibi görünüyorum ama işte bademciklerim şişti ya, ondan dolayı böyle geliyor şu anda görüntüm size. Bir şey söyleyecektim. Ha, koltuklarla ilgili böyle yok işte hastane koltukları, hastane lobisindeki koltuklar gibi falan yazanlar olmuş. Olsun, ben alışkınım, sıkıntı yok. Yazabilirsiniz tabii ki, herkesin kendi fikri. Ben çok beğendim, gerçekten çok beğendim. Bir de dediğim gibi vlogda da söylemiştim. Vlogda söyleyemedim. Bizim farklı bir fikrimiz var. Onu da size inşallah zamanı gelince paylaşırım. O yüzden böyle yok yemek odası değiştir, sehpa değiştir falan filan, o tarz şeylere hiç girmedim arkadaşlar. Bir tek duman için koltuk takımımızı değiştirdik ve o farklı fikrimiz için. Gerisini zaman zaten hepimize gösterecek inşallah. Bakalım neler olacak. Neyse, uzun zamandır burada olmadığım için böyle bir vlog çekeyim. Size de bir selam vereyim dedim. Bunu da ne zaman yüklerim çok merak ediyorum ama yükleyeceğim. Çünkü dün de çektim. Güzel bir villada set almıştım. O da bu videonun ortasına cisediğini söyleyeyim. Bazen videoları birleştiriyoruz. Vlog çekmeyi düşünenler varsa hani öyle yapabilirler. Bunu da herkes söylemez. Salonda böyle şu an çok güzel görünüyor. Bu arada ledlerimiz bozuktu. Şunlar uzun zamandır sarılar yanmıyor. Yani gün ışığı ledlerimiz, tavandakilerle bunlar. Çok fazla böyle elektriklerin gidip geldiği bir gün. Herhalde voltajdan kaynaklandı diye düşünüyorum. Yandılar. Bizde işte bizim bir yetiş ustamız var. Az da tam ustalara uygun. Yetiş ustamız. Aa, bugün yapacak. Bugün çarşamba. Birazdan arar gelir tamir eder. Tamir ederse inşallah eski Işıl ışıl günlerimize geri döneceğiz. Çünkü ben gerçekten şeyi çok seviyorum. Böyle aydınlık ortamları. Cumartesi saçım boyanacak tekrar. Keratin bakımı yapılacak. Çünkü saçım çok uzadı. Bakar mısınız? Ama boyayan kuaför gerçekten çok güzel boyamıştı. Böyle Elif ablayla bir yere böyle kahve içmeye falan gidiyoruz aylardır. İşte birileri beni görüp şey diyor. Ya saçınızı nerede boyattınız? Ben de orada boyatmak istiyorum. Hemen veriyorum numarasını. Buyurun diyorum. Burada boyatabilirsiniz. O şekilde gerçekten güzel boyattım. Boyadı yani. Kuaförümden çok memnunum. Cumartesi günü gidip boyatacağım. Öyle. Size bir selam vereyim dedim. Bu arada sınav haftası başladı. Ortaokul annelerine buradan selam olsun. Yemin ediyorum ben gidip sınava girsem gönlüm daha rahat edecek yani. Sabah saat 6'sında 7'sinde kalkıyoruz. Akşam gece 11'e kadar dersleri çalışıyoruz. Tonguç mu, oy mu, bu mu, ne varsa oradan da. Ayrıca özel ders de alıyorlar zaten matematikten. Uğraşıyoruz ya. Bakalım inşallah bu sınav haftasını güzel atlatırız. Geçen sınav haftası tam bir fiyaskoydu. Çocuklarımın ikisi de raporluydu ve çok hastalardı. Dil bronşit oldu. Birlece'de hem idrar yolu enfeksiyonu oldu, sistit oldu, bronşit ona da geçti. Yani hatırlamak bile istemiyorum. Çok kötü 2 haftaydı. Sınava doğru düzgün gidemediler. Çoğu mazeret sınavına da alınmadılar. Yüzüm bembeyaz ya hastalıktan. Neyse, bir de ben de herhalde şey fazla mı söylemişim? Highlighter'ı tam da camın önündeyim ya. Nur gibiyim maşallah. Adım da Nur zaten. Neyse, öyle işte kızlar. Size selam vermiş oldum. Ufak da bir özet geçmiş oldum. Bu arada Duman salonumuzda çok mutlu. Aşırı derecede. Ya o kadar mutlu ki yani, onu gördükçe diyoruz ki iyi ki koltukları değiştirdik. Ve sürekli bizim yanımızda olması bize de çok iyi geldi. Bir de şu salon kapısını sürekli açıp kapatıyorduk ya, o da bana böyle artık sinir gelmeye başlamıştı. Yemin ediyorum en son bir sabah işte saat 6'da falan çocuklar kalktı. Erken uyuyakalmışlardı burada çünkü. Biz de uyumak istiyoruz pazar günü. Abi o kapı 40 kere açılıp kapatılır mı? En son dedim ki geleceğim dedim, bu kapıyı balkondan aşağı atacağım. Ki ben sinirli bir insan değilimdir yani, düşünün.
O gün dedim biz koltuk almaya gidiyoruz nokta. Duman da salona girecek bitti dedim. Öyle zaten gidip 2 gün sonra koltuk almaya gittik. Gidiyorum arkadaşlar. Vloglara devam. Kızlar, Hatice abla ben de şimdi iftar yemeğimizi göstereceğim size. Durun. Yalnız o kadar yorgunum ki sesim çıkmıyor. Tavuk sote yaptım. Biraz su da ekledim. Kremalı makarna yaptım. Burada bir tepsi sodalı böreğimiz var. Börek çok güzel oldu. Şöyle çıtır çıtır. Bir de biz Hatice ablayla seviyoruz diye Belinay da seviyor. Pırasa yaptım. Pırasa bir yarım saat önce falan olmuştu. Şu makarnayı bir karıştırayım. Çünkü bekledikçe kreması dibini tutar. Altını da kapattım. Hepsi aynı anda sıcak kalsın diye. Şöyle. Şimdi şöyle bir paket sodam vardı. Sodanın şu kadarını kullandım. Yoğurt, ya bir yemek kaşığı yoğurt, bir yumurtanın beyazı. Bir de sıvı yağla böyle bu kadar sodanın bu kadarını ekliyorum. Onunla yufkalarımı kat kat ıslatıyorum. Arasına da soğan, 2 tane patates, karabiber, pul biber, tuz. Bir de çok az bir şey Ezine peyniri ekledim. Çok güzel oldu. Yani olmuştur. Çünkü daha önce de yapmıştım. Çok lezzetli olmuştu. Yemeklerimiz hazır. Şimdi oturup iftarımızı yapacağız. Kızlar, kargom vardı, Trendyol'dan aldıklarım vardı bir sürü. Şu anda geldiler, açacağım. Açtıktan sonra size de göstereceğim. Beraber bakarız. Çünkü bu böyle tamamen yazlık alışveriş oldu. Elbise geçen yaz böyle çok gönlüme göre bulamamıştım. Bulduğum yazlık elbiseler var. Çok güzeller. Açıyorum ve beraber bakıyoruz. Geri gideyim, sizin aldıklarımı paylaşayım. Şöyle bir kot. Crop aldım. Çok tatlı. Tabii tutabilirsem. Şöyle çok tatlı bir crop. Bunun böyle arka kısmı bu şekilde. Ve bunlar var ya, o kadar uygundu ki yani bir mağazaya gidip bunları alsam bunun 5-10 katını öderdim kesin. Benim çok sevdiğim markalar var ya, onlar bunun 5-10 katı. Şu da Trendyol'un en çok satan mom jeansi. İnanılmaz yorum gelmişti. Hani 46 bin yorum gibi bir yorumu vardı ve herkes ben aldım, annem aldı, teyzem aldı, onu aldım, şunu aldım, kızıma hediye aldım, kızımın arkadaşları beğendi falan şeklinde yorumlar yazmıştı. Dedim bu pantolon nedir, bunu almam lazım. O yüzden böyle açık renk kotum da yoktu. Bunu aldım. Elbiselere geliyorum. Duman, duman. İniciyleri ben dığmalı annemi, ben dığmalı. Böyle beyaz bir elbise aldım. Çok güzel yorumları vardı. Bir de ben elbiseleri çok seviyorum. Bunun için çekeyim. Şöyle küpürlü diyeyim. Beyaz bir elbise. Bu da 36 beden değil mi? Evet. Ama bunu 34 bile alabilirmişim yani. Bence kalıbı büyük. Şöyle sırt detayı böyle olan bir elbise aldım. Duman da sürekli pati atıyor oradan. İçinde astar var bu arada, onu göstermek istiyorum. Duman yapma, yapma aşkım. O zaman sen bozarsın annem, yapma. Ay, dumandan da uzak tut, bunları açmak lazım da neyse. Şöyle bir elbise. Ama var böyle tiril tiril, hiç üstünüzde yok gibi. Bir de şöyle bir takım aldım. Bu da böyle eteği. Bu da üstü şu şekilde giyiyorsunuz. Hemen gösteriyorum. Şöyle kolları var. Çok tatlı bir elbise, şey takım. Bir tane de şöyle bir elbise aldım. Ama bu elbisenin bir yorumları var. Giyenler bir fotoğraflar paylaşmış. Hele yazın bronzlaşıyoruz ya, çok daha güzel oluyor. Şöyle bir tane de elbise. Bunda böyle bel dekoltesi var. Şurada böyle tam böyle belin, hani kropla sanki etek giymişsiniz havası veren bir elbise. Bunları aldım. Bir de kemer almıştım. O nereye gitti? Ay durun geliyorum. Onu da göstereceğim size. Kemerim burada. Bekleyin. Kemerle bir de üstü aldım. Bakınız. Şöyle bir kemer aldım ama kemer yani mükemmel bir detayı var. Şöyle çok hoş duruyor pantolonla giydiğinizde. Bunların hepsi trenç olan. Bir de şunu aldım Lila'dan. Ama o kadar güzel ki. Şöyle bir crop. Bunu da pantolonlarla falan efsane güzel durur. Hele ki koyu pantolonlarla çok güzel durur. Bir de kot etekle falan. Bir tane kot eteğim var. Üzerine böyle tam böyle kafama göre bir crop bulamamıştım. Bununla çok güzel olur. Şu anda yaza hazırlık olarak yaptığım ilk alışveriş bu. Bu akşam da bir şeyler alacağım. Çünkü neden almayayım? Şimdi şöyle aldıklarımı deneyeyim dedim. Hatta yatağın üstünde duruyor kıyafetler. Üstüm bu şekilde, o aldığım crop böyle, pantolonu da efsane güzel ve çok rahat. Onu söyleyeyim. Etiketlerini bile çıkartmadım. Üstümde duruyor şu anda. Gerçekten böyle hani bir pantolon arıyorsanız aşırı rahatmış. Çok güzelmiş. Bir de böyle bir crop arıyorsanız gönül rahatlığıyla kot crop'u alabilirsiniz. Aynı şekilde pantolonu da. Pantolon tam 5462 tane yorumu vardı. Boşa gelmemiş. Çok rahat, çok tatlı, çok güzel bir pantolon. Yani şöyle söyleyeyim. Herkese çok rahatlıkla olur. İkinci kombini deniyorum ve hemen sizinle
Bu kombinle karşınızdayım. Instagram'da çok fazla işte takım nasıl acaba, ben de almak istiyorum, bana fotoğraf atar mısın falan diyenler vardı. Yani üzerinde nasıl duracak, fotoğraftaki gibi mi diye. Hemen denedim. Gerçekten fotoğraftaki gibi. Burasını isterseniz daha da açabiliyorsunuz. Ama takım sizi tutsun diye burayı tabii ki büzmek gerekiyor. Şöyle eteğin beli bayağı rahat. Yani şu anda 40 beden olan birisi bile eteği çok rahatlıkla giyebilir ama tabii üstünü kendi bedeninize almanız gerekiyor. Çünkü geniş olabilir. Bu sefer de üzerinize durmaz. Çok tatlıymış. Çok beğendim. Şimdi birkaç tane daha deneyeceğim. Bunları denediğimde de unutmadan sizinle paylaşacağım. Aldığım beyaz elbise de bu şekilde oldu kızlar. Bu da çok tatlıymış. Gerçekten güzel bir elbise. Bir tane markada görmüştüm. Şimdi adını söylemeyeyim. O markada da çok güzeldi ama bunun neredeyse 5 katı falandı ve aşırı böyle oversized'dı. Üzerimden böyle düşecek gibiydi. X small'u hatta 34'ü bile. 32 de yoktu zaten. O yüzden onu almamıştım. Çok güzelmiş. Belki bunu bir tık ama böyle terzi daraltabilir miyim? Değer mi bilmiyorum. Yalnız bu elbisenin tatlışlığına bakar mısınız? Çok güzel. Rengini şu anda bu şekilde. Evet. Hayır ya. Şöyle. Lila rengi ama tam... Yani nasıl gösterebilirim? Aynen, rengi bu renk ve çok güzelmiş. Çok tatlı duruyor. Yani böyle hiç üzerinizde elbise yokmuş gibi. Tüm yaz bunu giyerim. Bir de aldıklarımdan şöyle gümüş renkli bir tane crop vardı. Bu da çok güzel. Bunun böyle arkası kısa, önü uzun. Çok ama çok güzel duruyor. Bunların hepsinin linkini Instagram'da Nisan'da aldıklarım diye öne çıkartayım da aklınızda olsun. Kızlar, uzun zamandır böyle birkaç tane markanın Bledas'ını kullanıyordum. Şimdi ismini vermeyeyim. Türkiye'nin en çok bilindik iki markası var ya. Onların Bledas setlerini kullanıyordum evi silmek için. Ama bu bende kirli suyun içerisine tekrar o Bledas'ın ucunu sokma kısmı, yani paspasın ucunu sokma kısmı bana hep çok mantıksız geldiği için ben hep sıkmadan yerleri silip direkt gidip yıkıyordum. Yıkayıp temiz olan o mop ucunu tekrar gelip Bledas'ın içine sokuyordum. Bu da beni çok yormaya ve ellerimi böyle bir şeyleri sıktığım için çok yıpratmaya başladı. Zaten boyun düzleşmem de var. Sonra internette böyle kirli suyla temiz suyu ayıran bir temizlik seti aradığımda karşıma bu çıktı. Kızlar arkada cips yiyor, o yüzden katır kutur ses onların ASMR gibi oldu. Bu böyle, şurası kirli suyu, durun alacağım. Şurası temiz suyun olduğu mekanizma. Burada siz paspasınızı sıktığınızda burada bu temiz suyu içine veriyor. Şey, kirli suyu buraya veriyor. Temiz suyu da bundan alıyorsunuz. Her yaptığınızda, yani kullandığınızda anlaşılıyor zaten nasıl bir mekanizması olduğu. Bir de internette videosu falan var. Bir de kullanan arkadaşlarım vardı. Kendi gözüne böyle ıslak bırakmayıp yeri böyle, çünkü parke ya, böyle vıcık vıcık solmaması gerekiyor. Aynı zamanda da temiz yaptığını fark edip bundan aldım. İndirimi de vardı. Çok güzel bir indirimi vardı hatta. İnşallah çok memnun kalırım. Çünkü sürekli Bleda değiştirmekten çok bıktım. Bleda derken Bleda markası değil. Demek istediğimi anladınız. Bleda markasını kullanmıyordum. Neydi? İşte temizlik seti. Yani yer silme seti diyeyim. Ne diyeyim artık, bilemedim şu setin adına. Dilimizde şey olmuş artık, alışmış Bleda diyoruz ama Bleda markasını kullanmıyordum. Başka bir markayı kullanıyordum. Hatta başka iki markanın da vardı bende. Dediğim gibi ikisinden de memnun kalmadım. Ama şu çok sağlammış sapı. Ben buna bence çok önem veriyorum. Bence bu mop sapının da sağlam olması gerekiyor. Ayrıca iki tane de yedek mopuyla da geldi. Neyse, ben bunu kuracağım ama şu an çok hastayım. Bildiğiniz antibiyotik falan içiyorum. Sesimden de fark etmişsinizdir. Bademciklerim şiş. Şu anda yapamam. Çok hevesliydim. Geldiği gün hemen evi sileceğim diyordum. Artık yarın falan inşallah evimi güzel güzel silerim ya da öbür gün kendime ne zaman gelirsem bilmiyorum artık. Böyle her kullanımda bakın, temiz su ve temiz mop anlayışıyla. Heh, mekanizmanda fotoğrafı var. Siz de buradan net bir şekilde görüyorsunuz. İlk böyle bastırdığınızda kirli suyu bu ikinci hazneye, sonrasında da temiz suyu alıp da yerlerini silmenizi sağlıyor. O açıdan gerçekten güzel oldu. İyi ki aldım. Dediğim bir mop olur inşallah diyorum ve topluyorum. Kızlar, gecenin bilmem kaçı, saat 2'ye geliyor. Ben burada böyle oturmuşum. Bu arada birkaç gündür de Hercai'ye sardım. Eski dizi, tekrar onu izliyorum. 15. bölümdeyim şu anda. Videoyu düzenlemem gerektiğini hatırladım. Uyumak üzereyim o derece. Ama şu anda düzenleyip paylaşmaya çalışacağım. Şimdiden bayrama muhtemelen bir yeni bir video atamazsam diye hepinizin bayramını buradan kutlamak istiyorum. İnşallah çok güzel bir bayram geçirirsiniz. Sevdiklerinizle ve ailenizle. Benim de büyük görümcem ve eşimin yeğeni buraya gelecek. İnşallah biz de onları göreceğiz.
Burada bayram süresince burada kalacaklar. Kayınvalidemle kayınbabamsız neredeyse Ordu'ya taşındığımızdan beri ilk bayram olacak. Onlar İstanbul'da. Aralık ayından beri oradalar. Çok özledik. Ama hayat şartları yapacak bir şey yok. Bu bayramda da İknur ablalar ve Merve buraya gelmiş olacaklar. Biz de onlarla bayram havasına inşallah girebileceğiz. Aslında farklı bir tatil planımız vardı ama onlar geleceği için o planı iptal ettik. Öyle yani. Umarım siz de çok güzel bir bayram geçirirsiniz. Uzun zamandır görmediklerinizi görürsünüz. Güzel bir bayram olur. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.